Ayrıca anlam benim başlattım kaydı ben. 55. oturumumuza hoş geldiniz. Dijital kapitalizm çağında medya ve tüketim bu oturumumuzun genel konu başlığı da. Birbirinden değerli gene konuklarımız var, akademisyenlerimiz var. Öncelikle sırada yer aldığı gibi ilerleyelim. Diğer hocalarımız için de uygundur diye düşünüyorum. Dijital reklamlarda ASMR kullanımının çerçeveleme analizi yaklaşımıyla değerlendirilmesine doktor öğretim üyesi Eser Levi İstanbul Bilgi Üniversitesi, doktor öğretim üyesi Sezgi Turfan da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden katılımıyla gerçekleştiriyor olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Sezgi Turfan da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünden katılıyorum. Doktor öğretim üyesi Eser Levi ile birlikte Bilgi Üniversitesi'nden çalışmamızı sunacağım. İstiyorsanız ekran paylaşımını başlatayım ve sunumuma başlayayım. Pekala. Bizim çalışmamızın başlığı dijital reklamlarda ASMR kullanımının çerçeveleme analizi yaklaşımıyla değerlendirilmesi. Araştırmamızın amacı ASMR reklamlarda kullanılan iletişimsel yapıların ASMR uygulamalarına ilişkin bir model oluşturması konusunda markalara ve reklam profesyonellerine yön vermesi. ASMR reklamlarının altyapısını oluşturan görsel ve işitsel unsurların duyuları harekete geçirerek marka tüketici bağını güçlendirdiği düşüncesinden yola çıkarak çalışmanın bulgularının ASMR reklamlarındaki mesajların tasarlanmasında özellikle markalara reklam ve pazarlama profesyonellerine bir yol gösterici nitelikte olmasını hedefliyoruz. Biraz kavramsal çerçeveden bahsetmek istiyorum ASMR tekniği konusunda. ASMR, otonom duysal meridyen tepki olarak Türkçe'ye çevrilen, çeşitli görsel ve işitsel uyaranlar karşısında başın tepe noktasından başlayarak vücutta oluşan karıncalanma hissine yol açan algısal bir fenomen olarak tanımlanıyor. Ve ASMR'yi uyaran 5 tetikleyici kategoriden bahsediliyor. Bunlar resim yapma, paket açma, boya karıştırma, sabun kesme gibi eylemlerden oluşan izleme kategorisi. Nazik hareketlerle saça, cilde, bir takım nesnelere de dokunma gibi eylemlerden oluşan dokunma kategorisi. Vurma sesleri, tırmanlama sesleri, nesnelerden çıkan bu köpük sesleri gibi tekrarlayan sesler. Fısıltı, yavaş konuşma, çiğneme, şapırdatma gibi seslerden oluşan ağız sesleri ve saç kesimi, masaj yapma gibi rol oynama eylemlerinden oluşan simülasyon kategorisinden bahsedebiliriz. ASMR içeriğine maruz kalan kişilerde sakinleşme, kaygı seviyelerinin düşmesi, hatta kolay uyuyabilme gibi izlediği içeriklerden haz alma gibi bir takım tepkiler görüyoruz. Ve son yıllarda özellikle dijital video içerikleriyle izleyiciye sunulan bir deneyim haline geliyor bu ASMR videoları. Özellikle de dijital mecralarda kısa zamanda gençler arasında çok popülerlik kazanmış bir teknik ASMR videoları. Temelde haz tetiklemeye yönelik olarak tasarlanıyor bu içerik türü ve potansiyel tüketicilere hoş bir deneyim sunması bakımından da markaların ilgi alanına girmiş ve bir reklam tekniği olarak markalar tarafından kullanılmaya başlanmış. ASMR reklamları duysal pazarlamanın bir aracı olarak düşünebiliriz.
ve markaya ilişkin deneyimlerinde 5 duyusal kanaldan, bunlar bildiğimiz üzere görme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi, tüketiciye bir video formatı içerisinde sunulmasıyla tüketicilerle buluşuyor. Duyular üzerinde temelleniyor ASMR reklamlar ve tüketicinin ürünü gerçeği olabildiğince yakın şekilde tecrübe etme süreci olarak değerlendiriliyor. ASMR reklamlar tüketicilerin markaya olan bağlılığının artmasına yol açabilir. Tüketicileri gönüllü olarak marka hakkında olumlu yorumlar yaymaya teşvik edebilir ve dürtüsel satın almaya da itebilir. Ayrıca ASMR'nin etkinliğinin ölçülmesi çok kolay bir yöntem değil. Tetiklemenin genellikle istemsiz olduğu ve büyük ölçüde de çevresel ortam ve bireysel ruh haline bağlı olduğu literatürde söyleniyor. ASMR tekniğini kullanarak tasarlanan reklamlar çalışmamızın evrenini oluşturuyor. Çalışmanın örneklemini de amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 14 adet ASMR reklam oluşturdu. Örneklemde yer alacak ASMR reklamlarına ulaşmak için öncelikle YouTube üzerinden bir arama gerçekleştirdik. Anahtar kelimeler üzerinden ASMR reklam, ASMR pazarlama, ASMR ve marka gibi. Daha sonra YouTube'dan aldığımız bilgilerden sonra görüntüleme sayısı ve popülerlik gibi. Daha sonra Google'da da bir araştırma gerçekleştirdik aynı şekilde. Örneklemimizi 14 adet reklam filmi üzerinden özellikle farklı ürün ve servis kategorilerinde hizmet veren markalardan seçtik. Burada marka ve ürün hizmet kategorisini görüyorsunuz. Ayrıntılı olarak anlatacağım. Yöntem olarak çerçeveleme analizi kullanıyoruz. Çünkü herhangi bir bilginin belirli bir düşünceyi iletmek için nasıl çerçevelendiğini incelemek adına kullanılan nitel bir analiz tekniği ve yöntem iletim çalışmaları alanında da etkili sonuçlar veren bir yöntem olarak kabul ediliyor çerçeveleme analizi. Özellikle reklamda reklamları tasarlayanlara mesajın hedeflenen şekilde iletilmesine ilişkin ipucu sağlaması bakımından da daha etkili bir reklamcılık pratiğini mümkün kılıyor. Reklamda dahil olmak üzere medya içeriklerinin çok boyutlu bir biçimde incelenmesine olanak tanıyan yorumlayıcı bir anlayış benimsemesi nedeniyle de bu yöntemi çalışmamızın amacına uygun olduğunu düşündük. Pilot çalışma niteliğinde bir araştırma yaptık ve ASMR tekniğini temel alan reklam içeriklerinin hem teknik hem de retorik olarak nasıl bir iletişim yaklaşımıyla kurgulandığını anlamaya yönelik bir ön çalışma olarak tasarladık. Örneklem olarak seçtiğimiz 14 ASMR reklam çerçeveleme analizi yöntemiyle betimsel olarak çözümlendi ve reklamlarda hangi teknik ve retorik unsurların kullanıldığı incelendi. Bu incelenen unsurlar temelde birinci olarak metinsel, görsel ve işitsel öğeler ve çekim ölçekleri gibi teknik değişkenlerle, ikinci olarak da hikaye ve temalar ya da ürün hikaye bağlamı gibi retorik değişkenlerden oluştu. İncelenen videoların nitelikleri doğrultusunda da kodlama cetveline eylem çağrısı, reklamda ton gibi unsurlar eklendi. Araştırmada kullanılan kodlama cetvelinde yer alan teknik ve retorik kategorilerine ait boyutları bir tabloda göstermek istiyorum daha iyi anlaşılması adına. Markanın ismi, ürün hizmet kategorisi, reklam filminin başlığı, süresi, yapım teknikleri ve tasarıma ilişkin öğeler, işitsel öğeler, görsel öğeler ve metinsel öğeler olarak ayrıldı. İşitsel öğeler kendi arasında müzik, ses efekti, seslendirme olarak boyutlandırıldı. Kamera çekim ölçekleri ve ortamda değerlendirmeye alındı. Retorik olarak baktığımızda ikinci değerlendirmemizde anlatı, ürün anlatı bağlamı, ürünün faydasına ilişkin ifadeler, ton ve eylem çağrısı olarak bir boyutlandırma yapıldı. İlk reklamımız, bütün reklamları üzerinden çok kısaca geçeceğim ve bulgulara geleceğim.
IKEA'nın Oddly IKEA reklamı oldukça popüler bir ASMR reklamı olarak karşımıza çıkıyor. 25 dakikalık uzun bir süresi var. Yurt odasında geçiyor ve görsel öğelerde yastık, nevresim, yorgan gibi bir takım kumaşların dokuları, yavaş parmak hareketleri, okşama hareketleri, masaj, yumruk gibi hareketler. İşitsel öğelerde müzik yok. Seslendirme var, fısıltılı konuşma, kumaş sürtünme sesi, elle hafifçe vurma sesi, askıların birbirine çarpma sesi gibi. Kamera çekim ölçeklerine baktığımızda genellikle yakın ya da çok yakın plan gözümüze çarpıyor. Hikaye ve temalar konusunda üniversite öğrencilerinin yurt odasındaki deneyimlerine yönelik bilgilendirici bir video görüyoruz. Olay örgüsü yok ama neden sonuç ilişkisine atıp var. Ürünle ilişki boyutundaysa ürünün kendisi ve vaat ettiği tecrübeyi açıkça görüyoruz. Ürünle ilgili bilgiler veriliyor. Ve ASMR tekniğini uygulamak adına da bağlam dışı görsel unsurlar ve ses unsurları çok ön planda. Arkadaşça ilgili, bilgilendirici, samimi bir ton kullanılmış. Eylem çağrısı, reklamlarda kullanılan eylem çağrısı yok. İkincisi Apple'ın bir videosu, ASMR video reklamı. Doğada geçiyor gördüğünüz gibi, doğal ortam. Yine metinsel ve görsel öğelerde doğa görüntüleri, yumuşak gün ışığı, monoton yürüme gibi görüntüler olmakla birlikte metinsel öğelerde kulaklıkla dinleyin ve iPhone'la çekildi ibarelerini görüyoruz. İşitsel öğeler yine ön planda, seslendirme yok. Ortam sesi, kuru yaprak çıtırtısı, yolda yürüme sesi, hikaye ve temalar, doğada gezinti, belli bir ton yok, eylem çağrısı yok. Ford'un bir reklamı var. Dikkat ederseniz çok farklı kategorilerden reklamlar seçtik ve farklı markalara ait. Ford'un reklamında da yine 5 dakikalık bir reklam stüdyoda çekilmiş. Arabanın ön panelinde yavaş el hareketleri, okşama, dokunma, tırnakla vurma gibi gözümüze çarpıyor. Müzik ve seslendirme yok. Tuşlara basma sesi var. Ellerin çıtırdatma sesleri var. Havalandırma, motor sesi gibi. Belirgin bir olay örgüsü yok. Yine reklamda çok gözümüze çarpan bir eylem çağrısı görülmüyor. Gucci Osteria'nın bir reklam filmi, ortam restoranda hamburger yiyen bir erkek modeli görüyoruz. Hamburgerin çiğneme sesi, ısırma, ağır ağız çapırtıları gibi. Burger King'in yine bir ASMR reklamı. Dikkatinizi burada mikrofonlara çekmek istiyorum. Bu mikrofon kullanımı da gözümüze çarpan bir görsel öğe. Stüdyo, masa ve hamburger yiyen bir erkek modeli görüyoruz. İşitsel öğeler önemli. Hamburger yeme, çiğneme sesi, ısırma sesi, ağız şapırtıları, kıtırma, buz takırtısı gibi. Lind'in bir ASMR reklamında bu sefer de çikolata yiyen bir model görüyoruz. Mikrofon yine dikkatimizi çekiyor, stüdyo ortamı. Metinsel öğelerde duyularını hazırla ibaresi geçiyor. Görselde de çikolata yiyen bir kadın model. İşitsel öğeler yine ön planda. Karton ambalaj sesi, alüminyum folyo kırıştırma sesi, elle hafifçe vurma sesi, kakao çekirdeklerinin sesi gibi, ısırma sesi. Safeguard'ın el yıkama bir videosu var. Metinsel öğelerde kulaklıkla izleyin, yaşam için sağlıklı alışkanlıklar gibi ön plana çıkıyor. Hikaye ve temalarda yemek yaptıktan sonra kirlenen eller yıkıyor. Fakat olay örgüsü, bir olay hikayesi yok. Ama diğer reklamlara göre biraz daha ürünle ilişkilendirme var bu konuda. Michael Op yine ünlü bir ASMR reklamı Super Bowl'da gösterilmiş. 45 saniyelik süresi var. Doğal ortam dikkatimizi çekiyor. Metinsel öğelerde organik bir audio ve hızlı çekim doğa görüntüleri, dalgalar, ağaçlar, kuşlarla birlikte bira içen bir kadın model.
fısıltılı konuşma, bira şişesine tırnakla vurma sesi, şişenin yüzeyde çıkardığı sesler ön planda, doğal bir ortamda biranın açılması hikaye ve temalar konusunda. Yine farklı bir kategoride Virgin Atlantic Hava Yolları'nın reklamı var. 3 dakika 2 saniyelik bir reklam. Burada kulaklıkla izleyin ve yolculuğa dair sevilen ses ve görüntüleri kaydettik. Metinsel öğeler olarak ön plana çıkıyor. Müzik yok fakat seslendirme, fısıltılı konuşma, kuş sesi, kağıt sesi, yolculuk sesleri gibi, yemek yeme, yastık kabartma, yorgan sesi gibi ön planda. Olay örgüsü biraz daha belirgin çünkü yolculuk deneyimi gösteriliyor burada. Real evet, zaten bulgulardan sonuca geleceğim. Real Madrid'in Nivea Men reklamı yine aynı şekilde stüdyoda geçiyor ve metinsel öğelerde kulaklıkla izleyin ibaresi var. Lush'ın bir reklamı ASMR, 16 dakikalık bir reklam, süreler biraz fazla. Burada da kozmetik ürünleri uygulayan bir kadın modelin bitkiyi elleme, suda elleri ovuşturma gibi görüntüleri mevcut. Prada stüdyo ortamında çekilmiş, lüks bir marka biliyorsunuz, moda markası. Prada işte böyle hissettirir ASMR reklamı. Kıyafet, çanta, bilyelerle oynama, dokulu kumaşlar gibi görsel öğeleri. Ayakkabı bağcığı, bilye sesi, zincir sesi gibi işitsel öğeleri görüyoruz. Eylem çağrısı yok. Google Pixel'in yine doğa görüntüsü içerisinde bir reklamı var. Ve son olarak da Carolina Herrera'nın bir reklamını inceledik. Burada da insan teline değen bir gezinen el, bitkilerin birbirine sürünmesi gibi görsel öğeler ön plana çıkıyor. Portakal sıkma sesi, ürünlerin sürtünme sesi, parfüm reklamını promote etmelerine rağmen çekim ölçekleri yakın ve çok yakın plan. Şimdi genel olarak reklamlardan sonuca geldiğimizde teknik unsurlarda sürenin 5-6 dakikalık filmlere ek olarak 16-25 dakikaya da çıktığını görüyoruz. Bir dakikadan az pek olmuyor. Ortam ya doğal ortamlar ya stüdyo ortamı. Metinler çok ağırlıkta değil. Kulaklıkla dinleyiniz uyarısı var. Görsel öğeler çok ön planda. Dokunma eylemleri en belirgin bileşenler. Okşama, masaj, tırnakla vurma gibi. Bir de tekrar eylemleri, tekrar eden el hareketleri çok ön planda. Teknik unsurlarda özellikle işitsel öğeler çok önde. Pek müzik kullanılmıyor, ortam sesi, nefes alma, rendeleme, fermuar açma gibi. Çekim ölçeklerinde yakın plan genelde. Retorik unsurlara baktığımızda hikaye ve temalar çok ön planda değil. Reklamcılıkta bir hikaye anlatımı burada duyusal pazarlamaya yönelik olduğu için duyuların harekete geçirilmesinde teknik unsurlar daha ön planda. Dolayısıyla hikaye ve temalar daha arka planda kalmış. Ürün anlatı bağlamı gözüküyor. Retorik unsurlarda ton genelde samimi arkadaşça. Eylem çağrısının bulunmaması, hiçbirinde eylem çağrısı yok. Klasik reklamcılıkta eylem çağrısı çok önemli bir unsur biliyorsunuz. Fakat ASMR reklam videolarında eylem çağrısını görmüyoruz. Şimdi sonuç ve tartışmaya geçecek olursak, ASMR reklamların yapısındaki bileşenleri incelediğimizde en önemli bulgu ASMR reklamlarında teknik unsurların retorik unsurları oranla çok daha fazla ön planda oldu. Ve reklamların bir kısmında da ASMR tekniği klasik reklam hikayeci anlayışıyla birlikte uygulanmış. Ancak reklamların çoğunda genel yaklaşım dürtüleri tetiklemeye yönelik. Dolayısıyla tepkisel bir satın alma davranışı bekleniyor tüketiciden. Eylem çağrısı gibi unsurlar üzerinden izleyiciye net bir mesaj vermek yerine daha rahatlatıcı bir video deneyimi sunmak amaçlanıyor ASMR videolarında ve reklamların anlatısal olmayan reklamlara daha yakın bir yaklaşım benimsediği görülüyor.
duyusal pazarlamanın da olumlu etkilerinden yola çıkarak ASMR reklamlarının önemli bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü çok popüler içerikler ve duyulara hitap ederek tüketicide olumlu bir etki yarattığına yönelik görüşler var. Dolayısıyla tüketici marka arasında kuvvetli bağların oluşmasında hikayenin önemini göz önüne alırsak, sadece bu teknik açıdan izleyicilerin dürtülerinin tetiklenmesiyle markaya karşı olumlu yönde bir tutum oluşturması beklenebilir. Çalışmamızda ASM reklamlarındaki genel uygulamaya ilişkin dediğimiz gibi reklamcılara, pazarlamacılara, akademiye bir yol gösterici nitelikte model ortaya konuldu markalar açısından özellikle. Çalışmamızın kısıtı tabii pilot bir araştırma olduğu için daha ziyade markanın mesajlarını kurgulamasına yönelikti. Tabii ki tüketici kısmında da çok daha fazla araştırmalar yapılır. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Zamanda çok iyi kullandınız. Çok mersi. Sıradaki sunumumuzla devam edelim isterseniz. Ekran paylaşımınızı alabilirsiniz. Sırada sosyal medya influencerlarının Instagram kullanıcılarının satın alma niyetleri üzerine etkisi adlı bildiri var. Kemal Albayrak hocamız ve doçent doktor Eda Sezer Albayrak hocamızın sunumu olacak. Hazır olduklarında kendilerini tanıtarak başlayabilirler. Merhabalar, sesimi alabiliyor musunuz? Merhabalar, şu anda duyabiliyoruz, evet. Öncelikle katılımcılara da saygılarımı iletiyorum. Çalıştay'ın da başarılı olması için ümit ediyorum ki başarılı bir çalıştayımız olur. Sosyal medya influencerlarının Instagram kullanıcıları satın alma davranışı üzerine Eda Hanım'la beraber yaptığımız çalışmayı sizlere sunum olarak gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Web 2.0'ın yükselişiyle birlikte bilgi teknolojisindeki akıl almaz hızlı gelişim ile ülkemizde de internet ağında bağlı iletişim araçlarının önemi bir ivme kazanmış durumda. Ve bu bağlamda artık farkındalıkların yüksek olması, markaların pazarlama stratejilerinde ve dijital pazarlamayı kullanım birimlerinde değişikliklere gitmelerine sebebiyet vermiştir. Artık tüketicilerin bir tık uzağında olan ürünleri tercih etmeleri, markaların sosyal medya platformlarında varlıklarını sürdürebilmeleri için ve hedef kitlenin tedarikçileri değiştirmemeleri için reklam veren kalabalıkları arasında çok yoğun bir çaba sarf etme gereksinimi artık görülmektedir. Bu durum artık bize online video akışlarını güncel pazarlama yaklaşımlarından biri olan influencer pazarlamanın da kapılarını açmış durumdadır. Biz bu çalışmamızda iknanın ilk savunucularından olan Aristo'nun 3 ikna kuramı ve bu ikna kuramı bağlamında sosyal medya influencerlarının Instagram kullanıcılarının satın alma niyetleri üzerindeki etkilerini incelemeye çalıştık. Retorik olarak baktığımızda Aristo Roma döneminin 19. yüzyılına kadar Avrupa eğitiminin önemli bir parçası olarak retorik çalışmaların bildiğiniz gibi temelini atmıştır. Ve retorik konusunda analitik bir şekilde yaklaştığı ve retoriği herhangi bir durumda mevcut ikna araçlarını gözlemleme yetisi olarak bizlere Aristo tanımlamıştır. Aristo Retorik adlı eserinde retoriğin işlevinin ikna etmek değil, her durumda ikna araçlarını keşfetmek olduğunu bildiğiniz gibi iddia etmektedir. Ve teorisini Atina'daki mahkemelerde hükümetle birçok ikna ediciyi ampirik olarak gözlemleyerek geliştirmiş ve hatibin dikkat etmesi gereken 3 unsuru vurgulamıştır. Bu 3 unsur da bize etos, patos ve logos olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aristo'nun M.Ö. 4. yüzyılda yazdığı bir sözü sizlerle paylaştım bu konuyla ilgili. Aristo ikna eyleminde artistik olan veya olmayan kanıtlardan bahsetmiştir. Artistik olmayan kanıtlar çevre tarafından kabul edilirken artistik kanıtlar ise
İknacıya ait olup özellik ait olan özelliklerdir ve etos, patos ve logos olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Etosu biz güven, patosu duygu ve logosu ise bilgi olarak ilişkilendirebiliriz. Tabii bu etos, patos, logos üçleminde baktığımızda Higgins ve Walker bu etos, patos, logosu kapsayan retoriği alt kıvrımlara indirgemiştir. Bu ve biz de çalışmamızda katılımcılara bu üçgen açısından ve bu alt kıvrımlara olan düşüncelerini analiz etmeye çalışarak bir makale gerçekleştirmeye, çalışma gerçekleştirmeye özen gösterdik. Peki tüketicilerin karar verme süreçlerine baktığımızda etkileyicilerin rolü nedir dediğimizde influencer pazarlamanın satın alma davranışını etkilemek için önemli bir araç olduğunu da zaten giriş cümlemizde söylemiştik. Ve bu pazarlamacıların potansiyel alıcıların tüm tabanı yerine etkili insanlardan oluşan bir alt popülasyonu hedeflediği önemli bir çevrim içi pazarlama biçimi olarak influencer pazarlama karşımızda çıkmaktadır. Influencer pazarlamanın aslında özü doğru ürünü tanıtmaktır. Sosyal medya fenomenleri son dönemde bireylerin karar alma sürecinde etkin ve dinamik bir role sahip olduğu ve ek bir destekçi haline geldiği de görülmektedir. Ve ayrıca sosyal medya etkileyicileri ilginç bir şekilde takipçileriyle düzenli olarak iletişim kurmakta ve onları en yeni bilgilerle güncelleyerek takipçilerin yani tüketicilerin de bilgiye ulaşmasını kolaylaştırma ve zaman olarak da zaman kazanmayı sağlamıştır. Biz bu çalışmanın amacını dediğimiz gibi influencerların Instagram kullanıcılarının satın alma davranışları üzerine etkisini olarak inceledik ve incelediğimiz soruları da ekranda sizler de görebiliyorsunuz. Etos, patos ve logos ayrımında soruları incelerken daha sonra bunun alt kıvrımları Higgins'in yaptığı alt kıvrım çalışmalarına göre de katılımcılara sorular oluşturduk. Araştırmamızın modelini olgu bilim çalışmasına dayandırarak yani fenomenolojik bir çalışma gerçekleştirdik ve çalışma grubu olarak Konya ilinde yaşayan 30 katılımcı üzerinde kolayda örnekleme yöntemiyle bir çalışma gerçekleştirdik ve veri toplama aracı olarak da Microsoft Forms altyapısını kullanarak hazırladığımız ölçüm formunu katılımcıları doldurmasıyla beraber veri toplama aracımızı da elde etmiş olduk. Peki 30 katılımcımızın demografik özelliklerine baktığımızda yaş aralıklarının 21 yaştan başlayıp 45 yaş üstüne gittiğini tabloda görebiliyorsunuz. Meslek grupları çalışmayan, genelde ev hanımı olan, öğrenci, kamuda maaşlı çalışan, özel sektörde çalışan ve işveren olarak ayırdık. Ve aylık gelir seviyelerini de burada çalışmamızda inceledik. Biz bu çalışmaya başladığımızda ilk olarak katılımcılara şu soruyu sorduk. Influencer'ın etkisiyle satın aldığınız kategorileri incelediğinizde en fazla hangi kategoriye bakıyorsunuz sorusunda katılımcıların büyük bir bölümü moda ve kozmetik kategorisinde influencer'ların etkisiyle bir satın alma davranışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. 13 tane katılımcı sürekli kozmetik ürünlerini influencer etkisiyle alırken 10 tane katılımcı ise moda kategorisindeki ürünleri influencer pazarlama etkisiyle seçtiklerini bizlere aktarmıştır. Bu katılımcıların yani bu cevabı veren katılımcıların yaş aralıklarına baktığımızda ise moda ve kozmetik kategorisinde satın alma davranışı gerçekleştiren katılımcıların yaş aralıklarında hangi yaş aralıklarında olursa olsun bu satın alma davranışını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani bu kozmetik ve moda kategorisi bir yaş kıvrımına girmediği tarafımızdan görülmüştür. Ama fakat yaş aralığı biraz daha arttıkça çocuk sağlığı, hani burada öğrenciler den artık evli çocuk sahibi olan bireylerin çocuk sağlığı ürünlerine girdiğini, kitap, elektronik, yemek, hijyen ve ev yaşam ürünlerinin belli yaş aralıklarından sonra hareket ettiği görülmektedir. Biz katılımcılara güvenle ilgili duyulan yani influencer'lara duyulan güven unsurlarının kendileri için ne anlam ifade ettiğini sorduk.
ve genel olarak aldığımız cevapları incelediğimizde bir güven döngüsü içinde katılımcıların hareket ettiğini gördük. Güven döngüsünü şu şekilde tanımlayabiliriz. Influencer'ı ilk başta katılımcılarımız takip ediyorlar. Takip ettikleri influencer'ın dikkatini çektikleri ürünün günlük yaşamlarında kullanıp kullanmadıklarını analiz ediyorlar. Ve günlük yaşamda kullandıktan sonra geçen sürelerde bu kullandıkları ürünle ilgili olumlu veya olumsuz yorumlarını inceliyorlar. Bunu etkisini inceleme olarak görebiliyoruz. Daha sonra katılımcılar ürünü bu etki kendi mantık çerçevelerine uyduğu sürece satın alma eğilimlerini gerçekleştiriyorlar. Ve bu döngüyle beraber beklenen fayda, yani memnun kal ibaresini, beklenen faydanın gerçekleştiğini savunuyorlar. Şimdi biz katılımcılara etosla ilgili, yani güven unsuruyla sorduğumuzda güven döngüsüyle beraber hareket ettiklerini söylemiştik. Peki alt kıvrımlarına baktığınızda güveni anlatan tutarlılık, uzmanlık, başarı ve benzerlikle ilgili düşünceleriniz ne sorusuna bir influencer'da 18 katılımcımız tutarlı olması gerektiğini savunmuştur. 6 katılımcımız ise tutarlılık haricinde uzmanlığın bizim için daha değerli olduğunu, yani bir o influencer'ın daha güven sağlayabilmem için o influencer'ın o konuda uzman olması gerektiğini söylemişlerdir. Fakat bu 6 görüşün 3 tanesi sadece uzmanlığın yeterli olmadığını, uzmanın yapmış olduğu paylaşımlarda tutarlı bir davranış sergilemesi gerektiğini bizlere söylemiştir. Patosa, yani duygu durumuna baktığımızda bununla ilgili düşüncelerini sorduğumuzda 30 katılımcının 19 tanesi duygunun güven sonucu oluşabilecek bir olgu olduğunu bizlere bahsetmiştir. Yani bir güven olmadan karşılıklı duygu alışverişin olmayacağını düşünmektedir. Ve metafor, umut, arkadaşlık ve sadakat alt faktörlerine baktığımızda Patos'un 14 katılımcının sadakat faktörünü daha değerli olduğunu, yani güven sonucu oluşan duygu durumunun sadakate evrildiğini bize söylemiştir. Bu 14 katılımcının 12'si de bize güvende tutarlılığı savunan katılımcılardır. Yani biz burada duyguyu güvenle beraber hareket ettiğini görüyoruz ve duygunun içindeki sadakatin de güvenin içindeki tutarlılıkla beraber hareket ettiği sonucuna ulaşabiliyoruz. Son olarak da Lagos'la ilgili, yani bilgiyle ilgili. Bu arada 5 dakikanız kaldı, hatırlatmak hemen bitiriyorum size. Zamanı iyi kullanıyorum. Bilgiyle ilgili düşüncelerini sorduğumuzda enformasyonun doğruluğunun vazgeçilmez bir gerçek olduğunu katılımcılar bize söyledi. Ve enformasyonun doğruluğunu şu şekilde savunuyor. Tamam, enformasyonun doğruluğu önemli, fakat enforme eden kişinin uzmanlık derecesinde ne olduğu bizler için önemli olduğunu deklare etmişlerdir. Burada da baktığımızda bilgiyle güven unsurundaki uzmanlığın da beraber hareket ettiğini savunabiliriz. Bilginin alt faktörleri olan kanıtlama, mantık, veri ve iddialara baktığımızda 11 kişi kanıtlama faktörünün güçlü olduğunu ve 9 kişi ise bilgi faktörünün, mantık faktörünün daha güçlü olduğunu bizlere vurgulamışlardır. Biz daha sonra sorduğumuz soruda Lagos, yani bilgi, güven ve duyguyu sıralamalarını istediğimizde 16 katılımcı bilgi unsurunun ilk sıraya koyarken 14 katılımcı ise güven unsurunu ilk sıraya koydu. Ve duyguyu ilk sıraya koyan bir katılımcımız gerçekleşmedi. Fakat bu bilgideki 16 kişi bize 11'i bilginin güvenle hareket ettiğini, güveni ilk sıraya koyan 14 kişinin ise 8 tanesi bilgiyle beraber ortak hareket etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Biz bu bütün sorular çerçevesinde aldığımız verileri incelediğimizde bir sonuç modeli oluşturduk. Oluşturduğumuz sonuç modelinde uzmanlığı en üst sıraya koyduk. Yani bir firmanın, influencer'ın uzmanlık seviyesinin iyi olması gerektiğini sonucuna vardık.
ve uzmanın aynı şekilde kanıtlama alt faktörünü çalıştırması ve tutarlı olmasını, aynı anda tutarlı olması gerektiğini görüyoruz. Kanıtlama bize bilgiyi, tutarlılık ise bize güven faktörünü oluşturuyor. Dikkat ederseniz ikisi de aynı derecede bir öneme sahip. Oluşan bilgi ve güven ise bir duygu faktörü oluşturuyor satın almacılar üzerinde ve bu duygu da aynı marka sadakatinde olduğu gibi influencerlara karşı oluşan bir sadakati meydana getiriyor. Sonuç olarak baktığımızda influencer pazarlama için firmaların kullanacakları influencerların uzman olmasını tercih etmeleri ve bu uzman görüşünde kanıtlara yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılıyor. Verilen kanıtların tüketiciler için de mantık çerçevesinde olması, mantıklarına yatkın olduğu sürece bir güven unsurunun oluştuğu ve elde edilen kanıtlar ve güvenle beraber bu influencer'a karşı bir sadakatin oluştuğu ve bu sadakat sonucunda da aynı influencer'ın sunmuş olduğu diğer ürün ve hizmetlerde bir zaman tasarrufu elde edebilerek satın alma davranışlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek sonucu ortaya çıkmıştır bu çalışmamızda. Dediğimiz gibi bu çalışma Konya ilindeki 30 kişiyle gerçekleştirilmiş. Kısıtlılığımız ne yazık ki bu 30 kişiyle ve ölçeklendirme formumuzda yer alan sorularla kısıtlandırılmış olup bu çalışmaların biraz daha genişletilmesi gerektiği konusunda da bir kısıtlılık sunabiliriz. Ben sizlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Benim aktaracağım bu konuyla ilgili şu anda bu kadar. Teşekkür ederiz Kemal Albayrak sunumu için. Sıradaki sunumla devam edelim isterseniz. Soruları en son zaten alacağız. Sıradaki sunumumuz sosyal medya reklamcılığında hikaye anlatımı ve etik araştırma görevlisi Asena Temelli Coşkun Medipol Üniversitesi'nden katılıyor. Hazır olduğunuzda kendinizi kısaca tanıtarak başlayabilirsiniz. Sanırım ekran paylaşımı başarılı oldu hocam. Tamamdır. Merhabalar, İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden araştırma görevlisi Asena Temelli Coşkun. Bugün sosyal medya reklamcılığında hikaye anlatımı ve etik başlıklı çalışmamla alakalı kısa bir sunum yapacağım size. Dilerseniz çok zamanınızı almadan hemen başlamak isterim. Araştırmanın konusu etkileyen pazarlama kapsamında influencerların özellikle hikaye anlatımı üzerinden kurguladıkları ürün ve hizmet ile marka tanıtımlarının mevcut ve potansiyel iletişim profesyoneli kullanıcılar tarafından etik çerçevede değerlendirilmesi oluşturuyor. Birazcık kuramsal arka plandan bahsetmek gerekirse, sosyal medya pazarlaması ağ tabanlı bir sistem üzerinden markaların ürün ve hizmetlerini aynı anda büyük topluluklara tanıtan iletişim süreci olarak açıklanabilir. Günümüzde sosyal medya kullanan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmakta. Yani bu değişimle birlikte de sosyal medya aracılığıyla iletilen mesajlarda da doğru orantılı olarak bir artış görülmekte. Hedefledikleri kitlelere ulaşmak isteyen kuruluşlar sosyal mecralar aracılığıyla, bu ortamlar aracılığıyla markalarını geniş kitlelere duyurma noktasında bir avantaj yakalamaktadırlar. Sosyal medya geleneksel ortamlara nazaran sahip olduğu farklı özelliklerle tüketici davranışlarını da aslında derinden etkiliyor ve değiştiriyor. Bu değişim ve dönüşümler tüketicilerin isteklerini, beklentilerini, alışkanlıklarını da değiştirmeye başlamıştır. Sosyal medyanın pazarlama iletişimi bağlamında en önemli katkılarından biri hiç kuşkusuz etkileşim özelliği. Geleneksel pazarlamada sadece izleyici olan ve oldukça pasif olan aslında bireyler, sosyal medya ile birlikte iletişime cevap verebilen kişiler ve kurumlarla doğrudan iletişime geçebilen, diğer kullanıcılara duygu, düşünce ve deneyimlerini oldukça özgürce ve rahatça aktarabilen, güçlü ve aktif birer kullanıcıya dönüşüyor. Yani pasif izleyiciden aktif bir kullanıcıya dönüşüyor. Sosyal medya reklamlarından kısaca bahsetmek gerekirse, reklamların en nihai hedefi aslında tüketiciyi reklama konu olan ürün ve hizmet ile bu ürün ve hizmeti sunan markayı satın almaya ikna etmeye çalışmak ya da ikna etmek. Sosyal medya platformlarının giderek daha fazla kullanıcıya ulaşması da bu mecralardan faydalanmak isteyen markaların reklam ve pazarlama sektörünün aynı zamanda kullanıcıların değişen alışkanlıklarına daha uyumlu yeni stratejiler arayışına girmelerine neden olmaktadır.
Etkileyen pazarlama kavramı da aslında bu değişen alışkanlıklar içerisinde filizlenen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların sosyal medya üzerinde edindikleri aktif ve üretken rolle de birlikte ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Etkileyen pazarlama günümüzde bireylere ulaşmak, onları ikna edebilmek adına önemli bir rol oynayan, geleneksel pazarlamada sıklıkla duyduğumuz ağızdan ağıza pazarlamanın dijital ortamdaki en önemli araçlarından birisi olarak kabul ediliyor. İşte gerek samimiyet algısı, gerek tüketici içgörüleri merkezinde oluşturulması bağlamında geleneksel yöntemlerden farklılaştığını söyleyebiliriz etkileyen pazarlamanın. Ve buradaki içeriklerin de işte doğal, samimi, işte içimizden biri gibi ama esasen kurgusal video ve fotoğraf içerikleriyle büyük kitleler üzerinde büyük etkileşimler, geniş etkileşimler elde edebilen etkileyenler ya da yaygın kullanımıyla influencerlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Statista'nın verilerine göre influencer marketing 2016 yılında dünya çapında 1,7 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahipken 2022 yılına geldiğimizde bu rakam 16,4 milyon gibi çok geniş milyon dolar gibi çok geniş bir rakama ulaşıyor. Ürün ve hizmetlerin değerlendirmeleri, olumlu kullanıcı deneyimleri, tavsiyeleri, marka deneyimleri hakkında içerikler hazırlayan ve paylaşan etkileyiciler sosyal medyanın bu artan rakamlarıyla birlikte aslında daha geniş kitlelere ulaşmaya başlıyor ve daha geniş kitlelerle, takipçi kitleleriyle içeriklerini paylaşmaya devam ediyorlar. Açıkça da şunu söyleyebiliriz ki reklamcılık sektörüne yönelik pastada etkileyen pazarlamanın artık günümüzde önemli bir payı var. Burada özellikle dikkatimizi yani yaygınlıkla kullanan bir strateji olarak hikaye anlatımından birazcık bahsetmek istiyorum. Bu çalışmanın da önemli bir ayağını oluşturuyor hikaye anlatımı. Hikaye anlatmak aslında insanlığın ilk günlerinden beri var olan bir uygulama. Sadece burada değişen şey insanların hikayelerini aktarmak için, anlatmak için kullandıkları araçlar. Sözlü kültürde bu ete, kemiğe bürünmüş bir insan tarafından gerçekleşirken zamanla matbaa, işte yazı, matbaa, radyo, televizyon gibi araçlara yerini bırakıyor. Günümüzde de bir hikayeler dünyası içinde yaşıyoruz. İşte kitaplar, diziler, radyo programları, filmler, internet teknolojileri sayesinde aslında o zaman hayal bile edilemeyecek bir hikaye bolluğu içindeyiz. Özellikle yayınsal iletişim araçlarının gelişimiyle birlikte de hikaye anlatıcılığı yükselişe geçmiş durumda ve aslında kültürün en önemli öğeleri arasında yer alıyor. Markalar iletişim faaliyetlerini yürütürken hikaye anlatıcılığından sıklıkla yararlanmaktadır. Yani insanların satın alma kararını etkileyen en önemli unsurlar arasında markaya yönelik bir sempati duyması, markanın kendisini nasıl anlattığı, ürün ve hizmetine ilişkin ne gibi hikayeler sunduğuyla çok yakından ilişkili. Yani dolayısıyla günümüzde en küçük markalardan en büyük markalara kadar bu hikaye anlatımının hem televizyon geleneksel mecralarda yer alan reklamlarda hem de dijital mecralarda aslında sosyal medya platformlarında yer alan mecralarda, sosyal medya platformlarında yer alan içeriklerde rahatlıkla, genişlikle kullanıldığını söyleyebiliriz. Giderek artan etki alanıyla birlikte de sosyal mecralar hikaye anlatımının yeni alanları arasında yerini alıyor. İşte bu yeni iletişim ortamının doğası gereği sahip olduğu hem ses hem görüntü hem yazı sözü birleştirmeye olanak sağlayan o kompakt yapısı katılımcılara, orada içerik üretenlere rahatlıkla da kurgu yapma şansını tanıyor. Instagram son yıllarda markaların bu bağlamda, hikaye anlatım bağlamında ilgisini çeken bir platform. Markalar hem kendi Instagram adreslerini kurarak buradan hikayelerini aktarmakta hem de fenomen ya da işte influencer ya da etkileyen olarak adlandırılan kişilerle işbirliği yaparak kendi reklamlarını hikayeler üzerinden kurgulayarak kullanıcılara aktarmaktadırlar. Bu çalışmanın önemli bir ayağını etik oluşturuyor. Tarihsel süreç içerisinde etiğin bir sürü tanımlaması var ama en temel haliyle söyleyebileceğimiz şey insanoğlunun varoluşundan itibaren yaşadığı her tarihsel dönem içerisinde, her kültür içinde düşüncelerin, davranışların nasıl olması gerektiğine dair iyi, kötü, doğru, yanlış ayrımının etik kuralları beraberinde getirdiği. Günümüzde internet teknolojisinin getirdiği yeniliklerle birlikte kurumlar tarafından, hedef kitlelerine ulaşmak isteyen kurumlar tarafından internetin sağladığı imkanlardan sıklıkla faydalanıldığını söyledik. Etik perspektifinden bu platformlar değerlendirildiğinde
Yeni medya ortamlarının konvansiyonel yani geleneksel mecralardaki etik problemlerin üzerine birkaç tık kan problemleri doğurduğunu söyleyebiliriz. Yeni medyada geleneksel medyanın bir uzantısı olmanın aksine aslında aynı zamanda geleneksel medyadan radikal bir kopuşu da ifade ediyor. Bu kopuş daha çok ortamın özelliğinden kaynaklanan bir doğa farkından doğuyor. Yani devingen, merkezilikten kopuk, parçalı, istikrarsız bir doğaya sahip yeni medya, geleneksel medyanın sabit ortam özelliği gereği sahip olduğu etik kodlara ulaşmakta güçlük yaşatıyor. Bunu kontrol etmekte de aslında bir güçlüğe yaşadığını söyleyebiliriz. Bu araştırmanın amacı, etkileyen pazarlama çerçevesinde influencerların özellikle hikaye anlatımı stratejileriyle kurguladıkları ürün ve hizmet ile marka tanıtımlarının kullanıcılar tarafından etik değerlendirmelerine ilişkin güncel bir takım sonuçlara ulaşmak oluşturuyor. Yani diğer bir ifadeyle de influencer marketing içeriklerinin alıcılar nezdinde etik bir kaygı oluşturup oluşturmadığına dair, oluşuyorsa hangi değerlendirmeler ekseninde bu kaygıların tanımlandığına dair bir takım sonuçlara erişebilmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda da araştırma geleceğin dijital reklam üreticileri ve VR Social 2022 verilerine göre de sosyal medyayı en fazla kullanan yaş grubunu kapsayan 18-24 yaş arası iletişim fakültesi öğrencileriyle sosyal medya yöneticiliği yapan sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çıkış soruları aslında profesyonellerin yani iletişim profesyonellerinin bu marka ve influencer işbirliğinde etkileyen pazarlamayı nasıl değerlendirdikleri, işte etkileyen pazarlamanın yükselişi ve etkileyicilerin sayısındaki artışın marka işbirlikleri doğrultusunda nasıl yorumladıkları, profesyonellerin etkileyen pazarlama kapsamında sıklıkla kullanılan hikaye anlatımı stratejisi ile ilgili fikirleri, bununla ilgili etik değerlendirmeleri nelerdir? Aynı zamanda da geleceğin iletişim profesyonellerinin aynı sorulara cevabı nedir? İşte etkileyen pazarlama konusundaki düşünceleri nelerdir? Marka işbirliklerini nasıl değerlendiriyorlar? Buradaki özellikle etikle ilgili kaygıları ya da yorumları nelerdir gibi noktalar çıkış sorusunu oluşturuyor. Literatür alan yazına bakıldığında sosyal medya ile alakalı ve etkileyen pazarlama özelinde gerçekleştiren çok fazla araştırma var ama nitel araştırmalar kısmen daha az ve bu burada nitel araştırmaların da azlığı bu verilerin önemini açıkçası vurguluyor. Bu bağlamda da araştırmanın kullanıcıların etkileyen pazarlama ile ilişkili kişisel deneyim ve düşüncelerini detaylı şekilde ortaya çıkarmak konusunda alan yazına fayda sağlayacağı düşünülüyor. Etik, spesifik olarak sosyal medya ve etik konusu son yıllarda iletişim alanı sıklıkla tartışılan konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Bugünün ve geleceğin iletişim profesyonellerinin etkileyen pazarlama, etkileyen pazarlamada başat olarak kullanılan hikaye anlatımı stratejisiyle ilgili etik değerlendirmeleri konuya dair güncel bir yaklaşımın ortaya konulması bağlamında da aslında önem teşkil ediyor. Araştırmada sektör, hemen toparlıyorum hocam. Sektör profesyonelleri ve Z kuşağına mensup katılımcıların etkileyen pazarlama yönelik etik değerlendirmelerini aktarabilmeleri adına yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemini kullandım. Görüşmeler ortalama 15 ila 25 dakika arası sürdü ve tüm gelişmeleri aslında online platform Zoom üzerinden gerçekleştirerek kayıt altına alıp daha sonra bulguları deşifre ederek belirli sonuçlara ulaştım. Bu araştırmanın sınırlılığı, ilk sınırlılığı aslında dijital reklamcılık, dijital pazarlama, sosyal medya alanlarında çalışan hem üretici hem yönetici olarak, içerik üreticisi ve yöneticisi olarak çalışan 26-44 yaş aralığındaki 4 iletişim profesyoneliyle 18-24 yaş aralığında, 23 yazmışım buraya, iletişim alanında eğitim gören 4 Z kuşağı mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Diğer bir sınırlılık ise Instagram. Yani Statista'nın güncel raporunda öne çıkan bir diğer bulgu, kullanıcı sayılarından başka bir bulgu olarak da etkileyen pazarlama en fazla gerçekleştirdiği platform Instagram. Dolayısıyla burada aktif olan bireylerle bu araştırmayı gerçekleştirmeye gayret gösterdim. Katılımcıların hepsi uygun örnekleme yöntemiyle belirlendi ve bu örnekleme biçiminde araştırmanın konusuna uygun olan katılımcıları tercih etmiş oldum. İlk şart da ve en önemli şart Instagram kullanıyor olmalarıydı. Birazcık elde ettiğim bulgulardan bahsedeceğim. Burada KZ olarak tanımlanan, kodlanan katılımcılar, Z kuşağından olan katılımcılar. Onlara influencer marketingle ilgili ve etik
kaygılarıyla alakalı sorular sorduğumda elde ettiğim ilgi çekici söylemlerden bazılarından bahsedeceğim. Bir katılımcı takip ettiği kişilerin aynı cümlelerle aynı deneyimleri anlatıyor olmasının kendisinde bir kuşku yarattığından bahsetti. Yani bir de özellikle yeni düzenlemeyle birlikte reklam ve işbirliği yazma zorunluluğunun kendisinin ne içici geldiğinden bahsetti. Profesyonel katılımcılardan biri, yani şu an mevcut olarak içerik üreticisi olarak çalışan ya da işte sosyal medya yöneticiliği yapan katılımcılardan biri, güven açısından çok tehlikeli bir durum olarak adlandırdı. Yani bu hikaye anlatımının aynı cümleyle ifade ediliyor olmasının. Özellikle tekst okunduğunun çok belli olduğu paylaşımlarda, işte ben bunu gerçekten kullanıyorum, işte çocuğuma kullanıyorum gibi ifadelerin bunun kasıtlı bir ikna için kullanıldığının çok belli olduğundan bahsetti. Ama şöyle bir şey de söyledi. Özellikle reklam ya da işbirliği ifadesinin yer alıyor olmasının etik açıdan doğru bir girişim olduğundan bahsetti. Başka bir katılımcı, Z kuşağından, yani reklam değil bu ama ben buraya reklam yazmak zorundayım ibaresinin etik açıdan çok kaygılı bir durum oluşturduğunu söyledi. Başka bir katılımcı Z kuşağından, her reklamın içinde biraz yalan vardır. Ben orada iletilen her mesajı tamamen doğru diye almıyorum. Yani aslında kendi değerlendirmesinin ve deneyimine vurgu yaparak reklamın içeriğinin çok da önemli olmadığından bahsetti. Profesyonel katılımcılardan biri ürün tanıtımını aynı anda iki kişinin yaptığını görsem anında soğuyorum ve hatta devamında engellediğini söylemişti. Yine profesyonel katılımcılardan biri ise burada hem tüketici ve üretici ayrımına giderek iki farklı şey söyledi. Yani üreten kısmında olunca bu bombardıman stratejisinin, yani aynı cümlelerle farklı influencerlar tarafından üretilen içeriklerin tüketicinin nezdinde her zaman bir etki yarattığından ve satın almayı arttırdığından bahsetti. İşbirliği ve reklam ibaresinde etik sorunları nispeten azalttığını söyledi. Kısaca hemen sonuçları toparlarsam, etkileyen pazarlamada hikaye anlatımı mevcut ve potansiyel iletişimciler tarafından ortak ve karşıt değerlendirmelerle karşılanıyor. Z kuşağı iletişimciler için, yani aslında potansiyel iletişimciler için marka sadakati ve deneyimler nispeten daha belirleyici. Burada etik kaygılar yaratsa da bu aynı hikaye kurguları, onların deneyimleri ve sadakatleri daha etkileyici oluyor içeriklerden ziyade. Ortak benzer hikaye anlatımı yer yer güven sorunu yaratsa da dediğim gibi içerik tamamen reddedilmiyor. Mevcut iletişim profesyonelleri tüketici olarak bu içerikleri reddetmeye daha yatkınlar. Ama özellikle işbirliği ve reklam ibaresinin yer almasına ilişkin düzenlemenin de etik sorunları kısmen ortadan kaldırdığını düşünüyorlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca aktarmaya çalıştım bulguları. Ben teşekkür ederim. Sonrasında sorularla devam ediyor olacağız zaten. Alabilirsiniz ekran paylaşımını. Sıradaki bildirimizle devam edelim. Sürdürülebilir süreçlerle bir çevik dönüşüm hikayesi Alyansa'yı hızlı yetkili. Doçent Doktor Arzu Kızbaz İstinye Üniversitesi'nden, öğretim görevlisi Özgün Ardakuş gene İstinye Üniversitesi'nden bildirilerini sunuyor olacaklar. Hoş geldiniz. Kendinizi kısaca tanıtarak başlayabilirsiniz hazır olduğunuzda. Merhaba hocam. Ben Arzu Kızbaz, İstinye Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesiyim. Bugün aslında Alyans'ı seçme sebebimizden yola çıkarak size kısaca bildirimizi sunmak isterim. Aslında kurumların şu anda çok fazla konuştuğu şey çalışanların aidiyet duygusu, yani kaybettiğimiz o aidiyet duygusu. Bu aidiyet duygusunu sağlayan bir kurum olarak Alyans'ı seçme sebebimiz, şimdi bir çevik dönüşüm hikayesi tam da çalışanlarıyla birlikte isteyerek ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları. Ve bunu aslında sağlamalarındaki temel sebep tabii ki liderlik iletişimi, yatay olarak sürdürdükleri yatay iletişim, yani daha fazla sorumluluk almaya yönelik ve işbirliğine yönelik çalışma biçimi hepimizin aslında temelde isteği. Bu bağlamda ben tabii kalite gurusu olan Deming'in sözüyle başlamak istiyorum. Deming diyor ki dönüşüm otomatik değildir, öğrenilmelidir ve yönlendirilmelidir. Burada Allianz aslında tabii ki değerlerine, kalitenin en önemli faktörleri olan misyonuna, vizyonuna uygun olmuş şekilde uyguladığı bu sistemi bize şöyle anlatıyor. Değerleri öne çıkardığında Allianz aslında biliyorsunuz müşteri memnuniyetini en yüksek mertebeye çıkarmak, adil olmak,
güvenilir olmak. Zaten her markanın istediği bu. Bununla birlikte çevik dönüşümü yaratmanın peşinde aslında. Normalde bir dönüşüm yarattığımızda değişimler çok kolay olmuyor tabii. Dönüşüm dediğimiz şey daha zor oluyor. Hatta burada Harari'yi anmak gerekir. Değişip dönüşemeyenler, dijital çağa uyumlanamayanlar küresel gereksiz olacaklardır demişti. Dolayısıyla dijitale uyumlanmamız mecburi ama bunu çevik bir şekilde çalışanlarımızla birlikte yapmak daha büyük başarı tabii. Biz bir değişim hikayesi ya da bir dönüşüm düşündüğümüzde ilk olarak hangi yeni roller, hangi ekip arkadaşları, nasıl bir organizasyonel yapı diye düşünürüz aslında. Şirket kültürünü nasıl değiştireceğiz diye düşünürüz. Aslında burada Allianz'da bizim hani araştırma alanımız, odaklandığımız neden Allianz? Bütün bunları yapmadan var olan ekibiyle birlikte bu dönüşümü yaratması aslında ilgi çekici olandı. Biz içerik çözümlemesiyle onların yaratmış olduğu bir rehber olan ve herkese de uygulanması için örnek olarak sundukları bir çalışma olan Hızlı Etkili Yetkili Hey olarak bir el kitapçı hazırlamışlar ve süreçleri bu şekilde yönetmişler. Şimdi çevik dediğimiz zaman çevik yaşam neyi ifade ediyor? Tabii ki bir uyumlanmayı gerekli kılıyor. İş yapış biçiminde artık eskisi gibi yönettiğimiz süreçleri eskisi gibi yürütemeyeceğimiz yeni bir anlayışı benimsememiz gerektiği ne ortaya koyuyor? Bu sebeple de bu tabii bir uyum süreci gerektiriyor, bir kurgu gerektiriyor ve bir aslında ünvanın olmadığı, hiyerarşinin olmadığı, sade kolay süreçleri ve dinleyen öğrenen ekipleri ve müşteri memnuniyetini aslında gerekli kılıyor. Bu bağlamda neden hızlı, etkili, yetkili bizim dikkatimizi çekti ve odaklandık? Çünkü insanı merkeze alıyor. X, Y, Z kuşağı artık bir arada çalışıyor. Kendini inşa eden bir sistem. Bir arada çalışıyor ve birbirini anlamak durumunda. Sadece dijital olarak kendinizi yeti kazandırmak değil burada önemli olan, aynı zamanda aynı dili konuşmak da önemli. Burada ne öne çıkıyor? Şeffaflık öne çıkıyor. Objektif olmak ve dayanışma. Şimdi tabii kurum kültürüne hep şunu yani bizim de tabii ki mutlaka vardır, çalışanlara da kendimiz deneyimlemişizdir. Kuruma bizi ne bağlar? Aslında kurum kültürü bizi kuruma bağlar. Dolayısıyla kültür değişimi çevik dönüşümde çok önemsenen bir konu oluyor Allianz için. Teknolojik gelişimlere uyum sağlarken yeni çağın kültürünü, Z kuşağının taleplerini ve belki COVID-19 döneminde yaşamış oldukları tecrübeleri baz alıyorlar bu kuralları uygularken, bu dönüşümü gerçekleştirirken. Tabii burada esnek çalışma devreye giriyor. Bizim hiç alışkın olmadığımız bir şeyi yaşayarak öğrendiğimiz ve aslında böyle de oluyor, böyle de oluyormuş dediğimiz bir şeyi tam olarak uygulamaya koyuyorlar. Çünkü neden? Yeni kuşak bunu talep ediyor. Böyle daha rahat çalıştığını söylüyor. Belki de ben X kuşağıyım örneğin. Ben de uyumlanabiliyorum. Dolayısıyla ortak bir alanda buluşmuş oluyoruz. Zihin dönüşümü dediğimiz şeyi yaşatıyor. Yani şöyle bir şey var. Ünvan hiyerarşisini hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında benim söylediğim doğru. Sen fikrini söyle ama ben bildiğimi yapacağım şeklinde bir anlayış benimsenmiyor burada. Çünkü neden? Şu anda kuşaklar olaylara farklı bir yönden bakıyorlar ve bizim göremediğimiz şeyleri de görebiliyorlar. Burada ona kabul de var ve bence süreci başarılı kılan da bu zaten. Yani ne olursa olsun ünvan gözetmeden istediğimizi söyleyebilme, fikrimizi savunabilme, hatta bazen belki fikrimizin dikkate alınması ve böylelikle o çalışan bağlılığını ve bağımlılığını yaratmak, Z kuşağı için diyorum tabii ve diğer kuşaklar için de, ama en çok Z kuşağı için diyorum çünkü şunu görüyorum çevremden, Z kuşağının aslında çok fazla minneti yok. Yani olmazsa değiştiririm gibi bir felsefe güdüyor. Kendince böyle kararlar veriyor. O sebeple hep Z kuşağı diye anıyorum. İşi sahiplenme ne zaman ortaya çıkıyor? İşte bu noktada işi sahiplenme eğer benim dediğim de uygulanırsa, benim söylediğim şeye de dikkat çekilirse, o zaman işi sahipleniyor Z kuşağı ya da çalışanlar diyelim, tam olarak kuşak olarak ayırmayalım. Yani benim de etkim var mı bu süreçte? Dolayısıyla işbirliği önemli. Performans ve değer odaklılık. Çünkü şu anda özellikle 21. yüzyılın becerileri dediğimiz, artık beceriler önem kazanacak. Artık becerilerin öne çıktığı bir çağ bu çağ. Öyleyse değer yaratmak üzerine bir
süreç belirlememiz, bir süreci yönetmemiz gerekiyor. Geri bildirim aslında hani iletişim bazlı baktığımız zaman en önemli kıstaslardan bir tanesi. Çünkü bir ürünü sıfır hata denir mesela kalite sürecinde ona, sıfır hatanın ortaya çıkması için, yani hatasız bir ürünün ortaya çıkması geri bildirimin önem kazandığı bir süreç yönetimi benimsenmiş. Zamandan bağımsız olması, yani çalışma biçimimizin değişmesi, kurum çalışan uyumunda iletişimin etkileşiminin önemli olması ve böylelikle kuşaklar arası geçişken bir yapının benimsenerek değerin ortaya konulması. Şimdi eski çalışma metotlarımızın hiçbiri yok ve Türkiye'deki tüm iş kollarını dönüştüren ilk ve tek şirket olarak, Allianz dünyada da ilk global şirket olarak bu uygulamasıyla dönüşürken neler yapmış, bunları da inceledik. Şimdi görüş alışverişi olmuş tabii ki her konumda, her düzeydeki herkesten, yani alttan yukarıya, yukarıdan aşağıya görüş alışverişi ve pilot proje deneyimleri. Şimdi normalde başarı dediğimiz şeyi bir kıstasa koyduğumuz zaman başarı sadece yani başarıya ulaşmak için bir takım deneyimlerin, kötü deneyimlerden feyiz almak her zaman önemli. Burada da pilot proje deneyimleri, yani başarısızlık olan şey, neden başarısızız gibi, halkla ilişkiler süreçlerindeki değerlendirme gibi dönüp bu hataları bir daha yapmayacağız diyerek bunlardan kendilerine ders çıkardıkları için aslında önemli bir noktaya geldiklerini söylüyorlar. Yol haritasının olması, hiyerarşiden bağımsız hareketliliği ve ofis tasarımı da bu anlamda çok önem katıyor Allianz'a bu başarıda. Peki hızlı, etkili, yetkili dediğimiz zaman hızı oluşturan değerler neleri kapsıyor? Çapraz fonksiyonlu çalışma yöntemini, yani işbirliğini, asgari çalışır ürün yaklaşımı, yani müşteri ihtiyacına göre bir ürün tasarlamak. Allianz bir sigorta şirketi, müşterisinin geri bildirimleriyle hareket ederek müşteriye yönelik bir ürün tasarlarken bitmiş değil de asgari çalışır durumdaysa paylaşılabiliyor. Deney yanıl kültürü, bu da hani hatalarımdan korkmuyorum, başarısız olursam korkmuyorum, korkmayacaksın denen bir lider iletişimiyle sağlanıyor. Burada ben en büyük payı aslında Allianz CEO'su Tolga Gürkan'a veriyorum. Çünkü o gerçekten hani yukarıdan inancıyla yukarıdan aşağı akan bir sistemle bu sistemi inşa etmiş oluyor. Ticari bakış açısı da bir başka şey, hızı oluşturan değerler arasında. Sektör deneyimini aktif takip eden bir yapının olması gerekiyor. Etki neler oluşturuyor? Performans ve değer odaklılık, önceliklendirme. Yani bizde her şey acildir ya, acil. Her şey birinci sırada. Hayır, önceliklendirmeye göre çalışma sistemi benimseniyor. Ve müşteri odaklılık. Şimdi hızlı, etkili, etki yaratmak, bir de yetkiyi oluşturan değerler var. Çok fazla duyduğumuz sözlerden bir tanesi şudur: sorumluluğum var, yetkim yok. İşte bu sistemde öyle bir şey yok. Yani hem yetki var hem sorumluluk var. Hiyerarşinin arınmış bir düşünme yapısı, şeffaflık ve geri bildirim kültürü. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında sisteme neler söyleyebiliriz? Burada neler çalışıyor? İletişimci olarak şunları düşünüyorum. Yani daha doğrusu analizimizden şunları ortaya koyduk. Liderlik iletişiminin çok önemli olduğunu, hizmetkar liderlik kavramı var. Hizmetkar liderlik dediğimiz şey, adı çok güzel gelmiyor kulağa ama benden çok biz diyor. Biz yaklaşımı hareket ediyor, konuşmaktan çok dinliyor, başarısızlığı öğrenme aracı olarak görüyor. Dolayısıyla burada aslında tüm çalışanları nüfuz eden bu yapıyla birlikte çalışanların sisteme entegre olması ve bu konuyu gerçekten işe sahiplenerek işbirliği içerisinde ortaya koymaları ve başarısızlıklarından bir başarılı model üretmeleri sağlanmış. Ve belki Farabi'ye gönderme yapacak olursak, hani doğruları korkmadan azimle inşa eden bir sistem olarak da tanımlayabiliriz. Bir de psikolojik sermaye, çok fazla konuşulan bir konu ama kuruma çalışanın bağlılığı ve bağımlılığı olması için çok olması gereken, önceliklendirilen bir konu. Öz yeterlilik konusu birincisi, kendi becerilerine olan inancı. Yani sistemin içerisine ne kadar fazla kişiyi entegre edersek ve ne kadar fazla kişinin görüşlerine değer verirsek, öz yeterlilik, kişilerin kendilerine, becerilerine olan inançları artıyor. Umut, harekete geçme güdüsü. Bu da çok önemli. Yani harekete benim eğer o başarıda bir payım varsa onu kendi işim olarak görüp sarılma ve umutla o işi
bitirmeye ve tamamlamaya yönelik yaklaşım çok önemli. İyimserlik başarıya ulaşmak için gayret etmek ve son olarak da duygusal dayanıklılık, zorluklara karşı dayanma gücü. Aslında bu anti kırılganlık olarak da tarif ediliyor. Ne kadar fazla başarısız oluyorsak o kadar fazla başarıya kavuşma şansımız oluyor. Öğrenme çevikliği dediğimiz şeyde neler var? Aslında son olarak bunları analiz ettiğimizde şunları görüyoruz. Bir öğrenme çevikliği yaklaşımının aslında olması gerekiyor kişilerde. Fikrini değiştirmeye açık olmak. Yani benim fikrim tamam, ben böyle diyorum, ben söyledim oldu değil. Fikrimizi değiştirme yetisine sahip olmak bir öğrenme çevikliği sağlıyor. Hız, erken öğrenmek rekabet avantajı. Çünkü neden? Bilgiye hızlı ulaşan yol alıyor. Yani sizin de fikriniz olabilir ama hayata geçiren kazanıyor. Bireysel iletişimin çok kuvvetli olması, deneyimleri yaşamak ya da işe yansıtmak, bu bilgelik meselesi. Örneğin domatesin meyve olduğunu bilmek fakat onu bir meyve salatasının içerisinde kullanmamak gibi. Deneyim ve işe yansıtma. Geri bildirim almak. Yine geri bildirim şampiyonların kahvaltısıdır diyor Ken Blanchard. Bu da çok önemli. Geri bildirimin önemi zaten iletişimde çok fazla önümüze çıkıyor. Geri bildirimle tamamladığımız işlerimiz her zaman daha başarılı oluyor. İşbirliği yapmak, bu da tabii çok önemli. Bir başka şey aidiyetle ilgili. Konuşmamın başında aidiyet duygusunu kaybettiğimizden bahsetmiştim. Bence bir projeye etki eden en önemli parçası olmak aidiyeti çok fazla güçlendiriyor. Anti kırılgan olmak meselesi aslında daha başarısızlıklardan başarıya giderken kendini daha iyi hissetme meselesi. Nassim Taleb'in deyişi bu. Ve çalışanların kendilerini gerçekleştirme imkanı tanımak en önemlisi ve bu şekilde bir bütünün parçası olduğunu görmek. Mesela bence en önemli çalışan bağlı ve bağımlı 40 yıl hayatını bir şirkette geçirmiş olan kişinin söylediği şey sadece kendini evinde görmek, kendini evinde hissetmek meselesi. Bu bağlamda hem hiyerarşinin olmadığı hem sorumlulukların işbirliği şeklinde paylaştırıldığı hem de herkesin görüşüne saygı duyulduğu bir ortam bence insanın gerçekten kuruma bağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Charles Schulz şöyle diyor, bir insanın en ağır yükü toparlıyorum, son cümlem kaldı. En ağır yük aslında gerçekleştiremediğimiz potansiyel. Bu bağlamda bence Tolga Gürkan Allianz içerisindeki tüm çalışanlara bunu sağladığı için çok önemli bir değişimi gerçekleştirmekte. En sonunda Dalai Lama'nın sözünü ile bile bitirmek istiyorum. Değişimi istiyorsanız sebeplerini yaratın diyor. Dolayısıyla aslında burada liderler çok önemli diyoruz. Ve burada da şunu vurgulayalım. Allianz'ın liderleri, liderlik iletişimi gerçekten çok güçlü. Bu sebeple sadece dönüşüme değil, dijital dönüşüme de birlikte ayak uydurarak hızlı, etkili ve yetkili bir dünya yarattılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstinye Üniversitesi'nden doçent doktor Arzu Kızbal bizimle sunumunu paylaştı. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi sıradaki son sunumumuzla devam ediyoruz. İstanbul Medipol Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Ömer Furkan Alp bize hile ve damga, çevrim içi oyun hilesinin sosyal etkileşimler üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme adlı bildirisini sunacak. Hazır olduğunuzda kendinizi kısaca tanıtarak başlayabilirsiniz. Merhabalar, ben Medipol Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Ömer Furkan Alp. Ekran paylaşımı geldi mi hocam? Hı-hı, tamam. Evet, geldi. Konumuz çevrimiçi oyun hilesinin sosyal etkileşimler üzerindeki etkileri üzerine olacak. Önce neden bu konuyu seçtiğimizle alakalı birkaç veriden faydalanarak bahsetmek isterim. Önce topluluğa, oyun topluluğuna baktığımız zaman 2,5 milyara aşkın bir çevrimiçi oyuncudan, oyuncu popülasyonundan bahsediyoruz. Ve bu oyun toplulukların üzerinde yapılan araştırmalarda hileden dolayı oyun deneyimi etkilenen %60'lık bir kesimden bahsediyoruz ve bu kesimin %77'si hile nedeniyle oynadığı oyunu bıraktığını ya da bırakabileceğini belirtiyor.
Endüstri büyüklüğüne baktığımız zaman 200 milyar dolara yakın bir toplam gelir var. Bunların 15 milyar dolar kadarı oyun içi satın alımlardan kaynaklı. Ve hile nedeniyle endüstrinin yaşadığı tahmin gelir kaybı da 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ve akademi tarafına baktığımız zaman dijital oyunların olumsuz etkileriyle ilgili diğer işte sosyal çalışmalar, örneğin bağımlılık, şiddete eğimlilik gibi araştırmalara göre daha bakir bir alan. Ve çevrim içi deneyimlerin insanlar tarafından nasıl algılandığı konusunu irdelediği için de önem arz ediyor. Araştırma konusu ve yöntemine baktığımız zaman araştırma konusu dijital oyun topluluklarında etik dışı bir davranış olarak ortaya çıkan çevrim içi oyunu hilesiyle oyun oynama ve oyun ortamında sosyalleşme pratikleriyle olan ilişkisi oluşturuyor. Burada dört ana temamız var. Genel olarak sunumda vakti iyi kullanabilmek için son iki temadan bahsedeceğim. Hilenin CSGO topluluğunda yani oyun topluluğunda anlam dünyasında hilenin algılanış biçimleri ve oyuncuların hileye karar verme süreçleri. Araştırmamız nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirildi. Fenolojik desen yaklaşım benimsendi. Veri toplama yöntemi olarak derinlemesine mülakat yapıldı ve analizler betimsel analiz yöntemiyle gerçekleştirildi. Örneklem amaçsal örneklem olarak seçildi. Araştırmanın evrenini düzenli olarak çevrim içi oyunu oynayan Türkiye'de yaşayan oyuncular oluşturuyor. Araştırmanın örneklemi ise 18 yaş üstü haftalık ortalama 30 saat ve üzerinde düzenli olarak çevrim içi oyunu oynayan, topluluğa aktif katılım sağlayan ve hile kullanmış olan oyunculardan müteşekkil. Buradan hızlıca bir literatüre geçmek isterim. Çok pardon. Burada oyun tanımlarına baktığımızda ön plana çıkan iki kuramcı var. Bunlardan ilki Huizinga. Huizinga oyunun kültürün düpedüz bir temeli ve bir faktörü olduğunu belirleyebilme amacını taşıyor Homo Ludens kitabında. Burada oyun tanımı olarak olağan hayatın dışında yer aldığı hissedilen özgür ve kurmacı ama yine de oyuncuyu tamamen içine çekme yeteneğine sahip bir eylem olarak tanımlıyor ve birçok özellik atfediyor. Crawford oyunları dijital oyunlar bağlamında açıklayan ilk tanımın sahibi. O da oyun gerçekliğin bir alt kümesini öznel olarak temsil eden kapalı bir biçimsel sistem şeklinde tanımlıyor ve temsil, etkileşim, çatışma ve güvenlik özelliklerine vurgu yapıyor. Diğer tanımlar Parlet, Apt, Kalios, Suits, Kostikyan bunlar farklı açılardan oyun tanımını ele alıyorlar. Bu kuramcıların işte oyun tanımlarında yer alan unsurlara baktığımız zaman aslında birçok farklı unsur var ama konsensusun sağlandığı tek unsur oyuncuyu sınırlayan kurallar olarak görünüyor. Bu da aslında oyuna literatür içinden nasıl baktığımızın bir göstergesi. Kurallar tabii bu kadar önemli olunca kuralların yıkımı ve oyunun deneyimin bu şekilde tahrip edilmesi hileyle bu da önemli bir konu haline geliyor. Hile tanımı vermek gerekirse bir oyuncunun haksız avantaj elde etmek veya tahmin edemeyeceği bir hedefe ulaşmak için yapabileceği herhangi bir davranış olarak tanımlanmış yani çoğu tarafından. Aynı zamanda etkileri üzerinden yapılan birkaç tanımlama ise oyuncular için oyun deneyimi tahrip eden, toplulukta güvensizlik ortamı yaratan, oyunun ruhuna aykırı bir davranış olarak tanımlanmış Parker tarafından. Consalvo ise oyun geliştirici tarafından bakıyor ve şöyle söylüyor. Oyun geliştirici için gelir kaybına neden olan, marka değerine zarar veren halkla ilişkiler problemi. Bu bakış açılarında şöyle bir üç ana anlayış oluşmuş durumda. Bu oyun topluluğuna da sirayet etmiş durumda. Araştırmamız bulguları bunu gösteriyor. Özcü anlayış, kod kardundur anlayışı ve başka bir oyuncuya karşı anlayışı. Özcü anlayış oyunda oyunun sınırlarını zorlayan, oyunun tabiatını, doğasını bozan, kurallara karşı gelen herhangi bir davranışı hile olarak yapıyor. Bu
Oyuna kodlarla müdahale etmenin yanında aslında oyunun buglarından yararlanmak gibi çok geniş bir tanım. Kod kanundur anlayışı ise koda bir müdahale olması gerekiyor bu anlayışa göre hilenin oluşabilmesi için. Başka bir oyuncuya karşı anlayışında ise ancak başka gerçek zamanlı olarak aynı serverda yer alan başka bir oyuncuya karşı yapıldığı takdirde davranış hile olarak sınıflandırılıyor. Aynı zamanda hilenin bir davranışın hile olup olmamasının tanımlanmasında oyuncunun fikrinin gelişmesinde 5 tane faktörden bahsediliyor. Bunlar yönelimsellik, fayda, oyunun temel hedefleri, oyun normlarının gelişimi, oyun toplumundaki sosyal bağlar. Bu faktörlere göre bir davranışın hile olup olmadığı kişi tarafından belirleniyor. Geldi. Ne kadar vaktim var hocam? Biraz hızlanayım ona göre. 10 dakikanız daha var. Tamam. Hile günümüzde ticarileşmiş durumda ve hukuki arka planına baktığımız zaman aslında hem telif hakkı ihlali hem de siber korsanlık niteliği taşıdığı görülüyor. Aynı zamanda hile ekonomisine baktığımız zaman işte oyunda hileye maruz kaldığını düşünen oyuncuların %48'inin ilgili oyunla ilgili harcama yapmayı bıraktığı biliniyor. Bu da endüstri için büyük bir kayıp olmuş oluyor. Aynı zamanda bu hile servisleri satın alma ve aylık abonelik şeklinde iki türü bulunuyor. Buradan ilk temamıza geçersek hilenin algılanış biçimleri. Burada hilenin oyuna dair algılanan etkileri 5 başlıkta toparlanıyor. Bunlar oyun deneyiminin rekabetçi tabiatının bozması birincisi. Bu aynı zamanda Huizinga'nın sihirli çember kavramıyla da ilişkili. Oyunun sağladığı kafa dağıtma, eğlenme, stres atma gibi prelüzyorik etkiler. Bu da Suits'in tanımıyla alakalı. Hile kullanan oyuncularda oyunun rekabetçiliğinden kaynaklı hedefleri ve başarma tatminini yok etme. Bu da aynı, yine sihirli çember kavramıyla ilişkili bir sonuç. Aynı zamanda oyun toplumunda güvensizlik ortamı yarattığını bulguladık. Bu da Consalvo'nun güvensizlik ortamı kavramıyla ilişkileniyor. Son olarak oyun şirketinin imajı ve marka değerinin zarar görmesi olarak gözlemleniyor. Aynı zamanda işte bu şekilde oyun için birçok olumsuz etkisi olduğu görülen hileye karşı alınan önlemler başlığımızda damga kuramından faydalandık. Damga kuramını hızlıca açıklamak gerekirse toplumsal normlarla belli özellikleri ile uyumsuz hale gelen kişilerin toplum nezdinde itibarını kaybetmesi ve dışlanması durumu. Burada bu dışlanan kişiler ikincil etki olarak gizleme, izolasyon ve ikincil sapma gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Bizim ele aldığımız oyunda da yapılan hileye karşı alınan önlemler rapor etme, gözetleme, yasaklama ve teşhir etme adımlarından oluşuyor. Yan tarafta görsellerden görüleceği üzere. Ve bu uygulamalar sırasıyla damgalama süreçleri olan bireyin farklılıklarını etiketlemek, bu farklılıkları stereotip haline getirmek, bireylerin stereotipler aracıyla ayrıştırmak ve fiili ayrımcılık uygulamak adımlarıyla örtüşüyor. Ve katılımcıların hile yapmama karar vermelerine baktığımızda burada yine damgalamanın etkilerini görüyoruz. Oyundan ve topluluktan yasaklanma, arkadaş kaybetme, itibar kaybetme ve maddi kayıp yaşama gibi risklerin etkili olduğunu belirtiyorlar. Bu risklere karşın oyuncu tarafından hile aslında satın alınan bir davranış. Bu riskler nedeniyle oyuncuların hileyi satın alma ve kullanma kararını vermesi de bir ikna süreci olarak işliyor.
Burada Fok'un davranış modelinde motivasyon, kullanım kolaylığı ve tetikleyici başlıklarından faydalandık. Ve baktığımız zaman hileye karar verme süreçlerinde motivasyonlar iki başlık altında toparlanıyor. Bunlar oyun oynama motivasyonlarıyla örtüşen motivasyonlar, bir de örtüşmeyenler. Örtüşenler üç başlık altında: başarısızlıktan kaçınma, rütbe yükselme ve takdir edilme. Oyun oynama motivasyonlarından ayrılanlarsa rekabetçi baskıyı azaltma, yeni bir oynama yöntemini deneyimleme, rakibi öfkelendirme, buna grieving game de deniliyor, keder oyunu deniliyor, ve sanal varlıklar edinme, ekonomik fayda sağlama şeklinde. Daha sonra baktığımız zaman bu motivasyonları eşlik eden faktörlere, bunlar da üç kategoride. İlki kişisel faktörler, çevresel faktörler ve oyunsal faktörler şeklinde. Kişisel faktörler etik yaklaşım ve algılanan gerçek düzeyi, algılanan fayda şeklinde ilkin. Bu şöyle: idealist yaklaşım ve relativist etik yaklaşım bağlamında kişi kendi için algıladığı fayda, eğer relativist kişi ise kendi için algıladığı fayda yüksekse o davranışı sergiliyor. Eğer idealist bir kişi ise etik bağlamda, o zaman da karşı için algıladığı zarar kendi için algıladığı faydadan yüksek olursa o davranışı sergilemiyor. Bu önemli bir etken. Daha sonra teknoloji okuryazarlığı, hile yapan kişilerde yapmayanlara göre teknolojik okuryazarlık açısından bir fark olduğu, pozitif bir fark olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda çevresel faktörler ikincil olarak. Burada da rakipte algılanan hile, hile toplulukları, oyun topluluklarının içerisinde gelişen hile toplulukları, hile kullanan oyun arkadaşı ve ekipman yetersizliği gibi nedenler yine hilenin aslında ortaya çıkmasında davranış olarak etkili oluyor. Son olarak oyunsal faktörlere baktığımız zaman, oyunun tabiatı gereği oyunun tabiatından kaynaklanan şeyler ise anonimlik, rütbe sisteminin oyun dengesini sağlayamaması, zorlayıcı oyun mekanikleri, ödüllendirme sistemi ve oyun şirketinin hileye karşı tutumu şeklinde. Ve sonuçlara baktığımız zaman oyun hilesi davranışlarının oyun topluluğu tarafından algılanış biçimlerinin, hile uygulamanın teknik altyapısı, avantaj elde edilip edilmemesi, oyun ortamında gelişen topluluk normları ve uygulamaların algılanan etkiler üzerinden yorumlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çevrimiçi oyunlarda hile kullanımına karar verme sürecinde oyuncuların motivasyonları ile birlikte kişisel, çevresel ve oyunsal faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorular kısmına geçelim isterseniz. Sorusu olan var mı? Peki, herkes sorularını hazırlayana kadar ben ilk soruyu sormuş olayım o zaman. Ben Sezgi Hoca'ya bir soru yöneltmek istiyorum. Bu özellikle söze duyarlı olan tüketiciler için. Bu tür, yani misofoni diye geçiyor. Misofoni olan insanlar için özellikle bu ASMR kullanımı bir dezavantaj haline gelmez mi şeyler için, markalar için? Bununla ilgili hiç hani araştırmanızda bir soru var mıydı ya da bununla ilgili bir geri dönüş aldınız mı? Ya da bundan sonra araştırmayı genişleterek daha da ilerisi için planlarınız var mı? Onu sormuş olayım. Evet. Aynen dediğiniz gibi biz tüketici tarafından, tüketici davranışları tarafından bakmadık. Markalara bir model sunma açısından betimsel bir analiz yaptık reklamların. Fakat bu kadar popüler olduğuna göre içerikler, video içerikleri tabii tüketicilere bir deneyim sunuyor. Bu kadar popüler olmasının nedeni pek çok kişinin videoyu izlemesi, bu tip videoları, ASMR videolarını izlemesi. Ama tabii ki olumsuz etkilenenler de vardır.
Buna önümüzdeki çalışmalarda tüketici gözünden bakacağız. Zaten pilot bir çalışmaydı bu. Dediğim gibi fakat şu anda çok popüler, duyusal pazarlamada özellikle çok kullanılan bir teknik ve gördüğünüz üzere Gucci'den tutun, yani IKEA'ya kadar sadece yeme içme sektörü değil ya da temizlik sektörü değil, en önemli bulgulardan bir tanesi tüm sektörleri kapsayan bir teknik bu ASMR kullanımı. Dolayısıyla tüketici gözünden de bakmak önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla tabii ki markalar açısından içgörü getirecektir. Teşekkür ederiz. Çok maalesef var galiba bir soru. Hemen yok. Peki teşekkür sunanlar. Onun dışında farklı bir bildiri için var mıdır soru? Bazen geç sorular oluşturulabiliyor. Birazcık daha bekleyelim o yüzden. Peki biraz daha vaktiniz olduğu için söylüyorum. Katılımcılardan son olarak eklemek istedikleri sunumlarında süre bazlı olarak araştırmalarına dair aktaramadıkları bir nokta varsa onları alarak isterseniz oturumu kapatalım. Var mıdır eklemek isteyen? Arzu Hocanım var galiba. Buyurunuz hocam. Hocam öncelikle teşekkür ederiz organizasyonunuz için sizlere ve Üsküdar Üniversitesi'ne. Ben kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Aslında son dönemde sessiz istifa olarak hepimizin çok şu ortak olduğu bir durum var. O da kurumlarda çalışan aidiyetinin ve çalışan bağlılığının çok artık minimize olduğu. Ben de 25 yıl kurumda çalışan bir çalışan olarak, hani 25 yılımı da kurumda geçiren bir çalışan olarak eskiden bu aidiyeti çok daha fazla görüyordum ama son dönemlerde hem öğrencilerimden hem de çevremdeki çalışanlardan aldığım geri bildirimlerde bu aidiyet duygusunun çok fazla oluşmadığı yönünde bir izlenim var bende. Dolayısıyla kurumların aslında hani bu akademi de olsa, kurumda olsa, ne olursa olsun çalışanların iç iletişimi, yani kurumsal iletişim, iç iletişimi doğru bir şekilde gerçekleştirme misyonu olmalı diye düşünüyorum. Bence her şey hani bizim de içinde olduğumuz iletişimle ilgili. Yani hangi mesleği ifade ederseniz edin, aslında iletişimin kuvvetli olduğu zaman kendinizi doğru ifade edebiliyor ve kendinizi doğru sunabiliyorsunuz. O bağlamda bence burada kurum içi iletişim dinamiklerinin tekrar gözden geçirilmesi, geri bildirimin ve kurum çalışanlarının işbirliğinin çok önemli olduğunu yeniden hani gündeme getirmek istedim açıkçası bu yaptığım çalışmayla. Çünkü işbirliğinin çok minimize olduğu ve herkesin kendi çalışma alanındaki sorumluluğunu yerine getirip gerisini çok da fazla önemsemediği bir ortamda aslında başarıya ulaşmak mümkün olmuyor. Bu alyansı seçmemin sebebi de burada gerçekten örgütlü bir şekilde, yani o kadar organize bir şekilde çalışanların birbiriyle kenetlenmiş ve tek yürek olmuş hali var ki bu beni çok hakikaten memnun etti. Geleceğe dair benim aslında güçlendirdi, yani beni daha doğrusu geleceğe dair demek ki bir umut var bu konuda. Ben artık Z kuşağının geleceğe dair ve alfa kuşaklarının bağlı ve bağımlı olmalarını kurumlarına ve iş olarak görmemelerini, hep öyle denir yani, eğer iş olarak görmezseniz çalışmış sayılmazsınız diye. Gelecekte inşallah böyle nesiller görürüz, böyle çalışma arkadaşları görürüz diye umut ediyorum. Son olarak ekleyeceğim bunlar. Çok teşekkür ederim. Düşünürsünüz oradaki evet. Eksikleri evet. Tespit ederek belki onun için de iyi bir model olabilir diye düşünüyorum. Yani şirketlerdeki idealize edilen şeyler özellikle üniversiteler için de idealize edilebilir. Belki oraya da dönüştürülebilir.
Aslında orası çok kanayan bir yara hocam. Oraya dokunmak lazım. Dediğiniz çok Kesinlikle. doğru. Yani kurum olarak akademide aslında çok fazla görmek istiyoruz. Biz bunu daha fazlasını akademide görmek istiyoruz. Tam olarak o unvanlardan bağımsız olarak çalışmayı akademide gerçekten görürsek zaten bu işi çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belki de bir sonraki sempozyumda da buna dair verilerle Evet. konuşuyor oluruz, bir araya geliriz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim her birinize. Ben teşekkür ederim hepinizin katkısına. Sağ Ben olun. de Derya hocam çok teşekkür ederim ve diğer katılımcı arkadaşlara. Gerçekten çok verimli bir oturum oldu. Yönetiminiz için, moderatörlüğünüz için ve Üsküdar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza da iyi günler. Herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın.